Ferit, ne var ya? Nasıl yani? Şey komutanım. Ben bir arkadaşa benzettim, ondan öyle ya falan dedim. Ha, arkan dönük mü benzettin? Hissi kabilel vuku işte komutanım. Altıncı hissin kuvvetli yani. Güzel. Telefonu alayım. Nasıl? Cep telefonunu. Ha, buyurun. Yalnız benimki kontrollü komutanım, çok az kaldı. Lazımsa isterseniz siz çaldırıp kapatın, karşı taraf sizi arar. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Konuşmak için istiyorum sanki. Bana bak, benden başka biri görseydi alırdın hücre cezasını. Defol git karşımdan hadi. Emredin. Alo. Asıl ben senden ayrılıyorum akılsız. Nasıl olsa sana baba diyen bir bebeği de var artık. Ama bu... Bebek mi? Ne bebeği ya? Memleket neresin la bebe? Ankara'da mısın la? Baba. Oha be oğlum. Tavlat istersen bir de çocukla. Ya kardeşim, git çocuğa yiyecek bir şeyler getir ya. Bibi. Oy. Abi şu tatlığa bakın lan. Aman da aman. Dur bakayım ben bir şu bambino'ya. Bebeğim. Ne güzel şeysin sen. Ha? Baba. Gel bakayım böyle babacan. Oğlum her gördüğün sakallıya baba deme oğlum. Baba. Bibi. Ne oldu? Yamsi balığım benim. Ula bu herkese baba diye bana niye demiyor? Seni anası sanmıştır belki. Nerede benim evladım? Doyurdunuz mu karnını? Yok be Ferit. Bebek konuşmayı öğrenmiş. Babası sen değilsin belli ki, merak etme. Nasıl yani ya? Yani yavrucak ilk sözünü senin kucağında etmiş işte meğer babacan. Şanslısın valla. Gözde yoluna gitti yani. Uf be abi ya. Bebeğin yemeğe bak. Bebeğin yemeğe geldi. O ne jumbo? Kuru fasulye, pilav, turşu da var. Çalgam yok muydu? Yuh be Gökhan. Lan bu yaştaki bebek nasıl yiyecek lan onları? Niye lan? Ben onun yaşındayken dolma yiyormuşum lan. Seni çok doldurmuşlar belli. Dolduruşa gelmişsin oğlum sen. Ne oldu, yedirmiyor muyuz Arzu abi? Ya babacan, git bir süt filan ısıt gel Allah aşkına ya. Bir de temiz bulaşık eldiveni getir, bardaktan içemez bu. Canım. Olcu. Ol. Vay be Hamza. Ol. Ulan nereden buluyorsun böyle icatları lan? Bakmayın babacanlar ya. Ayıp oluyor, çocuk emziriyorum. Gör. İyi kaptırdı vallahi. Abicim, İtalyan manitalarda bile böyle füze yok. Beşi bir yerde bunun ya. Yalnız gerçekten Memen bizim köydeki ineğe benziyor Arız abi. O da aynen böyle beş kafalıydı. Ula demek memeli hayvan dedikleri böyle bir şey oluydu ha. Başka türlüsünü içmiyordu. Ne yapalım, aç mı bırakacaktık yavruyu? Al yavrum al. Ya abi, şuna bir isim koysak mı ya? Aa, koymak lazım tabii. Del Piero nasıl? Ha? Oldu canım. İstersen şimdiden antrenmanlara başlatalım. Bence Nizami'ye koyalım. Ne de olsa orada bulduk. Ula erkek bu. Olsa olsa Nizam olur öyle düşünürsen. Bence Temel diyelim. Bence demeyelim. Komando Aydar nasıl? Bebeği kafadan pehlivan yaptı. Adama bak ya. Buldum be. Bence Mehmetçik diyelim babacanla. Kaderi bu kışlaymış zaten ha. Güzel abi. Hem komutanların da çakozlamaması için aramızda şifre olur. Ha? Duydun mu Mehmetçik? Ol yavrum ol. Serçe memeye geçeceğim ol. Ulağına bağırmak lazım. Mehmetçik! Geçmiş olsun çocuklar. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Tamam rahat çocuklar. İstirahatinize bakın.
Nasıl oldunuz bakalım? Daha iyiyim komutanım. Sağ olun. Ben de komutanım. Sağ olun. Neymiş sorun? Gripal enfeksiyon. Allah Allah. Yaz günü grip olanı da ilk defa duyuyorum ama. Olmaz diye bir şey yok. Vücudun direnci kırılınca her mevsim mümkündür. Ziyaretçim var Şakir. Kim komutanım? Kim olacak senin tertip? Hiç sormayın komutanım. Gece boyunca uluyup durdu. Seviyor kartopunu, kolay mı? Mümkünse kovalatabilir misiniz komutanım? Herkes yanlış anlıyor da. İlahi Şakir. Bu senin bölüktekilerin hepsi çok komik çocuklar. Öyledirler. Bir de asker olmayı öğrenseler çok daha iyi olacak. Neyse çocuklar, tekrar geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Dandini dandini dostana, danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Dandini dandini dostana, danalar girmiş bostana. Of. Ya babacan, koca herif yıkıldı, sende tık yok ya. Kov bostancı danayı. Abi oha. Ne yapıyorsun ya? Şşş. Bebek uyutuyoruz. Kov bostancı danayı. Abi böyle ninnim olur ya. Korku filmi gibi. Uyumaz tabii çocuk. Şşş. Uyur uyur. Yemesin lahanayı. Al işte. Yemin ederim Drakula sandık. Babacan uyusaydık. Aha. Ulan o kadar danaları kovaladık, uyumadı da bir pışpışla mı uyudu? Allah Allah. Ya ben ninniyi yanlış seçtim galiba ha? Tabii. Bu uyudu. Niye kestin ninniyi? Oyuncakların geldi tosunum. Sen onlarla oyna bakalım. Bebek bir tane değil ki. Allah. Zor atlattım vallahi Mehmetçi ya. Ne varsa bulup getirdim. Nerede Mehmetçik? Uyudu bak. Şşş. Abi uyudu be, sessiz olun ya. Biz yiyelim abi o zaman bunları, ziyan olacak ya. Durduğun kaba cumbocum, başla sen. Hadi maşallah. Alo! Ne arıyorsunuz siz bu saatte koğuşta? Yok bir şey komutanım. Uyutmaya geldik. Uyutmaya mı, uyumaya mı? Tosunu uyutuyorduk komutanım. Oyuncağını istedi, uyumak onun, oyuncakla uyumak. Ne uyutması, ne oyuncağı, ne saçmalıyorsunuz lan siz? Fırlayın dışarı, herkes işinin başına hadi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Sen kalıyorsun Hamza. Koğuş sorumlusu bugün hasta. Sen bakacaksın onun yerine. Oh. Çok şükür komutanım. Neye şükür lan, anlamadım. Koğuş severim komutanım. Belli oluyor. 10 yıldır askerliğini bitiremediğine göre. Neydi lan o ses? Terbiyesiz Cumbo. Ne diyorsun lan sen? Ben yapmadım. Ben yapmadım komutanım. Sen yaptın ya oğlum. Ya ya. O kadar minik yerlenme Jumbo'dan gelmiş olamaz. Oydu komutanım. Siz de osuruktan nem kapıyorsunuz vallahi. Ne diyorsun lan sen manyak? Affedersiniz komutanım. Hadi hadi. İşinizin başına be. Uğraşamayacağım ben sizinle. Hadi. Alt bezi bul Gökhan. Nereden bulacağım alt bezini ya? Hala ne kaynatıyorsunuz lan kendi aranızda? Yürüsenize hadi. Komutanım vallahi bir şey yok ya. Cafer sıçtı, bez getireceğiz. Ya babacan sussana, bela açılacak ya. Ya Çiğdem. Biliyorsun ben kendini çok iyi ifade edebilen bir adam değilim.
İnanmam. Son bir saat içinde 7 tam bir de yarım cümle kurdun. Of ya. Senin karşında nedense hep böyle zorlanıyorum. Bunu bir iltifat olarak mı almalıyım? Ya sanırım. Bilemiyorum. Genelde denetlemelerde böyle olurum ama... Pek de iltifat değilmiş o zaman. Neyse, hazır açılmışken devam et bari. Akşam yemek yiyecek misin? Yer misin yani akşamları hani genelde evde? Evet yerim. Ya belki beraber yeriz diye düşündüm. Hem sana karşı pek iyi davranışlarda bulunamadım. Hani belki ne bileyim... Bildiğim güzel bir restoran var, 8 iyi mi? 8 iyi iyi, 8 çok iyi. 8'den iyisi yok bence valla. Benim eğitim alanına gitmem lazım. 8'de görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet beyler. Evet. Bayişler açılacak. Seyfi ile Vedat Un foto için yarışmasını es geçmeyelim. Başlayın da. Hadi Mehmet, hakemsin. Geç. Of be abicim ya. Hadi abi başlasınlar artık. Başlayın hadi, hadi. Eller, eller. Oğlum harbiden kapışıyor lan bunlar. Bence sinyor indirir abi. Yok be abicim. Vedat götürür abi bence. Çok zor. Duruş al. Daha birinci yarış bu. Hadi başlasanıza ya. Bittin hadi sen Amerika. Göreceğiz şaşkın. Göreceğiz. Hadi sinyor. Bence Jumbo Gökhan yine. Ben yarışmıyorum ki lan. Ha öyle mi? Ben de yarışmıyorum, ne olacak? Hadi Vedat, yeşil yansan ay futbolcuyu. Hadi. Hadi indir oğlum. Sen yenersin. Senyor yapma senyor. Hadi Vedat. Hadi senyor. Vedat. 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 Kalıbından utan be. Kalıbından utan be. Yuh sana be. Beyler beyler. Bir dakika. Hakem benim. Beraber. Evet arkadaşlar. Aşık adam romantik adamdır. Fato için söylenecek güzel sözleri doyalım şimdi. Başla Vedat. Teşekkür ederim efendim. Seversen yüreğimle, ağlarsam kalbimle. Sen benimsin Fato. Kafiyeyi oturttum Seyfi'ye. Çak hemen bir foto. Bravo, bravo. Aferin lan Vedat. Edebiyatın kaçtı oğlum senin okulda? Çakmıştım abicim. Hadi lan. Sıra sende sinyor. Tamam, geliyor. Hadi bakalım. Sana ne demeliyim bilmiyorum Fato. Hayatım desem hayat çok kısa. Güneşim desem güneş batıyor. Saçmalıyım. Çiçeğim desem çiçek soluyor. Sana canım demeliyim Fato. Çünkü bu can senle yaşıyor. Bu ne lan senyor? Nerede öğrendin sen onu? Bizim Ankara'daki minibüslerin arkasında böyle yazıyor da. Biliyorum. Şişt, çok durma. Bir de topçuyum diye geçiniyor. Evet. Çakal. Ya uşaklar bir susun da şu şaşkın bir yumurtlasın bakalım ne diyecek. Evet abi dinliyoruz. Hadi, Vedat, söyle hadi. Bir şey. Hadi Vedat'cığım. Şşşt. Durun be, panikletmeyin adamı. Buldum. İzniniz efendim. Buyur canım, buyur buyur. Dünyada iki çeşit gül olsun. Hı. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Hı. Ben seni unutursam kırmızı güller solsun. Hı. Sen beni unutursan aşk olsun. İşte bu. Vay cuk oturttun namussuzum. Adam şair çıktı lan. Sinyor yapıştırır şimdi cevabı. Millette ne yetenekler var gördün mü Tosun? Efendim teveccühünüz. Kolay ki böyle şeyler çavuşum. Bak mesela. Ne mesela? Bir kulunu çok sevdim.
O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık geri vermiyor. Nasıl ama? Tebrikler. Ula Uybo'nun şarkısı değil mi? Hadi oradan hırsız. Vallahi bilmiyordum. Demek ki o da aynı şeyi düşünmüş. Hadi lan. Hemşeri sayılırız, olabilir. Abi tamam, tamam. Kaynatmayın, sinyora torpil oluyor çünkü. Baksana şuna. Allah buldum Allah. Bile ben oğlum. Bak şimdi, başlıyor. Dost, deniz kıyısında taş toplamaya benziyor. Önce teker teker topluyor oraya. Sonra teker teker atıyor oraya. Bazılarını atmaya kıyamıyor. İşte sen atmaya kıyamadıklarımdansın. Foto foto oraya. Allah Allah. Ne saçma lan bu? Ya biz sevgili diyoruz. Bu dost mos takılıyor. Olmaz abi. Evet abi olmaz, doğru söylüyor. Dost mos takılıyor. Ne öyle? Ya hak yemeyin uşaklar. Seyfi uşağım şiirini dedi. Sıra sağa dur. Sana ne oluyor lan? Hadi bakalım hadi hadi. Sıkıyorsa sen de patlat bir tane ha? Patlat lan Vedat. Patlat da görsün. Al o zaman. Hadi. Ceceyli cala cula da cambuleyli camcu. Bırak bırak bırak. Bu ne be? Seninki oluyorsa bu da oluyor kardeşim. Bravo. 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 Olur mu öyle şey ya? Benimki mantıklıydı. Benimki de. Nasıl mantıklıydı? Sen saçmalarsan ben de saçmalarım o zaman. Hodri meydan. Hadi bakalım. Evet abi. Evet. Cambur Leyli'nin nesi var? O da Dostmos tribüne girdi. Deyli deva dula da dambur deyli dap dup. Ya gördün mü? Bu da oluyor. Tartışmayın beyler. Oluyor. Tartışmayın. Bu yarışta berabere. Olmaz. Bu ne dedi? Oş. Hey, alo. Ulan ben bebeğimize bakayım, siz burada kaynadın ha? Ayıp oluyor vallahi. Pişik yaptı bebek. Ana geldi ana kraliçe. Yeter be. Ne arıyorsunuz siz burada yine? Lan yumuşak davranalım dedik, anlayışlı davranalım dedik, suyunu çıkarttınız ama. Yürüyün lan hepiniz eğitime. Bir kişi bile eksik istemiyorum. Geliyoruz hemen komutanım. Affedersiniz komutanım. Komutanım, ben gelmesem koğuşta çok işim var. Niye? Eve iş mi getirdin yine Hamza Bey? Yok komutanım. Daha... Dahası değisi yok. Yürü eğitime. Oğlum bebeği yalnız bıraktık mı yakalandığımızın resmidir vallahi. Oh. Başka bir şey var mı? Hayır komutanım. Tamam sağ ol. Sağ olun komutanım.